medyasının yüz akı oldu. Sansürün bu kadar koyulaştığı, anayasa görüşmeleri yapılırken hiçbir televizyonun veremediği görüşmeleri hem TBMM TV'den yani internet üzerinden hem CHP milletvekillerinin yaptığı yayınlardan an be an aktardınız ve hakikaten Türkiye bugün Halk TV'ye kilitlendi. Evet. Halk TV'den anayasa görüşmeleri olurken, yapılırken mecliste ne olup ne bittiğini öğrendi. Keşke tüm medya aynı cesareti gösterebilseydi ama ne yazık ki medyada şöyle bir hal var. Eğer TBMM TV vermiyorsa o halde biz de vermeyelim. İktidar bu görüntüleri yayınlamamızı istemiyor algısı, daha doğrusu o refleks oluşuyor. Ama biz ne yaptık bugün? Tüm milletvekili arkadaşlarımızla sabah yaptığımız toplantıda görev bölüşümü yaptık. Kamerayı kim kullanacak, fotoğrafları kim çekecek, Twitter'dan kim yayacak ve gerçekten bugün sanırım 7-8 milyonluk bir seçmene, Halk TV'nin dışındaki izleyicilerin dışında 7-8 milyonluk bir seçmene çok ulaştık. Önemli bu, evet. Bunu nereden hesaplıyoruz? Herkes kendi Twitter'ında, Facebook'unda, Instagram'da kaç kişiye ulaştığını bir havuza koydu. Hı hı. Ve bugün en az 5 milyonun üzerinde 6 milyona yakın bir sayıya ulaştık, derdimizi anlattık. Bu faaliyetimiz anayasa görüşmeleri bitene kadar devam edecek. Sansürü bir şekilde deleceğiz. Yani bu sansüre de teslim olmayacağız. AKP'nin dayattığı rejime de teslim olmayacağız. Zaten bugün meclisteki görüşmeleri siz de gösterdiniz. Şu anda Adalet Bakanı da konuşuyor. Hakikaten bir ölü havası var mecliste. AKP getirdiği tasarıyı savunamıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı milletvekilleri zaten karşı oy vereceklerini söylediler. Onlar da savunmuyorlar. Onun dışında MHP'nin durumu nasıl? Milliyetçi Hareket Partisi hiç şu anda bir şey konuşmuyor. Biraz sonra Mehmet Farsak konuşacak Milliyetçi Hareket Partisi adına. Hakikaten neyi savunacak biz de merak ediyoruz. Çünkü aynı Mehmet Farsak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili, bir sene önce başkanlık karşıtı çok sert sözler söylemiş. Getirilmek istenen, tabii getirilmek istenen anayasa taslağına, başkanlığa çok sert karşı çıkmış. Şimdi ne oldu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı milletvekilleri, tamamı değil, bazıları böyle bir 180 derece dönüş yaptılar. Doğrusu onu anlayamıyoruz. Biraz sonra konuştuklarını da dinleyeceğiz. İlk kez çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla ilgili kamuoyunun önüne çıkacak. Ha, kamuoyunun önüne çıkacak diyoruz da televizyonların falan bir şey yayınladığı zaten yok. Şimdi burada bu televizyonların burada Adalet durumundan... Adalet Bakanı özür dilerim, bunu da söyleyeyim de kimseden bir şey kaçırmıyoruz diyor. Bir, kaçırıyorsunuz kardeşim. Anayasa Komisyonu'nda bizim bütün ısrarlarımıza, bütün taleplerimize rağmen Anayasa Komisyonu görüşmelerini vermediniz. Yine biz WhatsApp'tan, Facebook'tan, evet, Twitter'dan, Instagram'dan biz yaydık bu görüntüleri. Kameralar içeri sokturtmadınız. Bugün meclisin kapısına tomaları yığdınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme araçlarını yığdınız. Milletin üzerine gaz sıktınız. Neden korkuyorsunuz? Eğer getirdiğiniz tasarıya güveniyorsanız bırakın millet gelsin, düşüncelerini söylesin. Sadece destek, sadece karşı çıkanlar değil, destekleyenler de gelsin meclisin önünde konuşma yapsınlar. Belki biz yanılıyoruz. Bırakın dinleyelim milleti. Milletin kendisi karar versin buna. Ama AKP yangından mal kaçırırcasına bu görüşmeleri hiç kimse izlemesin, hiç kimse bilmesin, hiç kimse duymasın politikasıyla kaptı kaçtı yöntemiyle, evet, götürmek gerçekten istiyor. Bugün hem CHP hem Halk TV büyük bir mücadele verdi. Adeta bir nefer gibi genel kurulda neler yaşandı biz de CHP'li vekiller de bu ekranlardan paylaşmaya çalıştık an be an. Şimdi ben az önce medyanın ve Türkiye'nin yaşadığı bir kara gün olarak niteleyebiliriz. Aha, bunu. Evet. Çünkü az önce kanallara baktım. Bütün bu olanları ekranlara taşımayan kanallarda yeni anayasanın neler getireceği üzerinde gene yorumlar yapılıyor. Çok enteresan. Ya çok o da bir garip. İlgi çekici. O da garip. Şimdi evet, bu anayasa denilen taslak Tayyip Erdoğan tarafından isteniyor. Onun dışında Türkiye'de bunu isteyen kimse, evet, zaten yok. Şimdi neyi tartışıyorlar? Anayasayı. Kardeşim, bu anayasanın değişip değişmeyeceğine kim karar verecek? Önce meclis. Eğer meclisten 330 oyu bulurlarsa milletin önüne gidecek. Sonra millet karar verecek. Televizyonları açıyorsunuz, sadece AKP'liler konuşuyor. Ya buna itiraz eden CHP var. Evet. HDP var. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir bölümü var. Bunların görüşleri hiçbir şekilde anlatılmıyor. Sonra bunlar, bu televizyonlar dönüyorlar. Efendim, bizi niye kimse izlemiyor? Medyanın itibarı niye aşağılarda diye kendi kendilerine soru soruyorlar. Ya sen bir konuyu tartışıyorsan o konunun bütün taraflarını çağıracaksın. Bak, bu
Mecliste eğer bu anayasa taslağı geçerse 330'la milletin önüne gelecek. Milletimizin şunu bilmesi lazım. Bugün yaşadıklarımız başkanlık sisteminin fragmanıdır. Hani sinemaya gidersin, sinemada önce bir fragman döner 1-2 dakika ve ne olup ne biteceğini az çok oradan öğrenirsin. Şu anda bugün yaşadıklarımızla aslında başkanlık rejiminin Türkiye'yi nasıl bir felakete sürükleyeceğinin fragmanını izliyoruz. Cumhurbaşkanı bir kararname istiyor. Kanun hükmündeki kararname ile 600'ün üzerinde üniversite hocası bir gecede işsiz kalıyor. Bu insanlar idare mahkemesine gidemiyor. Anayasa mahkemesine gidemiyor. Herhangi bir mahkemeye gidemiyor. Yarın Cumhurbaşkanı bu koşullarda seçilirse sarı taksilerin plakalarını iptal ettim der. Kenan Evren yaptı bunu geçmişte, hatırlayın. 1980'leri hatırlayın. Evet. Ankara'da minibüslerin çalışmasını engelledi Kenan Evren. Ve bir anda minibüs plakası sahipleri ortada kaldılar. Çünkü denetleyecek bir mekanizma yok. Derdini anlatabileceğin bir mekanizma yok. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Evet. Bu mesele milletin meselesi. Sayın Baykal da aslında bunu konuşmasıyla bugün öyle güzel anlattı ki çok dikkat çeken bir konuşmaydı. Dedi ki anayasayı değiştirme yetkisi bir kişiye veriyorsunuz. Aslında bu senin evet. anlattıklarını çok güzel özetleyen bir cümle. Çok da yankı buldu. Baykal'ın konuşmasıyla ilgili neler söyler? Sayın Baykal'ın konuşmasını bugün tüm milletvekillerimiz, başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 133 milletvekilimiz, Sayın Baykal'ın dışında 132 milletvekilimizin tamamı pür dikkat izledi ve internette Twitter kullanabilen, Periskop kullanabilen ya da kullanan milletvekillerimizin tamamı canlı yayınladı. Daha güzel bir dayanışma örneği gösterildi. Hemen hemen tüm milletvekillerimiz seçmenlerimize Sayın Baykal'ın konuşma yapacağını ve bu konuşmanın Halk TV'den izlenebileceğine ilişkin mesajlar yolladılar. Güzel bir dayanışma duygusuydu. İki, Sayın Baykal 30 dakikada Cumhurbaşkanlığı sistemi adı verilen başkanlık sisteminin Türkiye'yi nasıl bir hengamenin, nasıl bir kaosun içine sokacağını özetledi. Ve o konuşmasının bittiği sürede bir AKP'li kendisine laf attı. Evet. Onun üzerine şunu söyledi. Aklınızı kimseye kullandırtmayın, aklınızı kullanın dedi. Aslında Sayın Baykal bundan başka ne desin? Bir milletvekiline artık ne denir? Çünkü Sayın Baykal konuşmasına şöyle başladı. Dedi ki, boş bir kağıda imza attınız. Bu anayasa taslağının içinde ne olduğunu bilmeden sadece ve sadece bir kişinin isteği üzerine milletin iradesini tek bir kişiye teslim etmek istiyorsunuz. Şimdi düşünün, Sayın Baykal'ın da dikkat çektiği üzere yarın bu koşullarda herhangi bir kişi, ben isim vermiyorum, herhangi bir kişi bu koşullarda eğer Cumhurbaşkanı seçilirse yarın kalkar elindeki kanun hükmünde kararname yetkisiyle domates ekimini yasaklayabilir ve sizin buna itiraz edeceğiniz herhangi bir mecra yok, herhangi bir yer yok. Anayasa Mahkemesi'ne gitseniz ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin tamamını zaten Cumhurbaşkanı seçmiş olacak. O yüzden denetleme yok. Şimdi bak bizi bazen arıyor biliyorsun seçmenler. Bir dertleri oluyor. Örneğin hastanede bir problem oluyor. Postanede bir problem oluyor. Ne bileyim bir devlet dairesinde problem oluyor. Belediyede bir problem oluyor. Biz de milletin bize verdiği yetkiyle nezaket kurallarını da aşmadan o kurumun yetkililerini arıyoruz. Diyoruz ki ya mesela X şahsın şöyle bir sorunu var. Bu konuda kendisine yardımcı olur musunuz? Çözememiş sorununu diyoruz. Bir milletvekili olarak. Sağ olsun o kurumun tüm yetkilileri bizim bu ricamız üzerine ilgileniyorlar, bir şekilde çözüyorlar ya da çözmeye çalışıyorlar. Ama yarın milletin gelip derdini anlatacağı bir vekillik mekanizması da kalmayacak. Millet saraya mı gidecek Allah aşkına? Şimdi 550 milletvekili var. Bizim cep telefonlarımız herkeste var. Herkes arıyor, derdini anlatıyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yeni getirilen anayasa taslağıyla vekillik mekanizması görüntüde var olacak ama özünde olmayacak. Çünkü hiçbir yetkisi kalmayacak milletvekilinin. O zaman millet derdini hangi mecrada çözecek, kime başvuracak? Milletvekili etkisiz, yetkisiz, sadece maaş alan oradaki bir yurttaş olarak, bir bürokrat olarak görev yapacak. Olmayacak. Şimdi millet sorunu nerede çözecek? Allah aşkına saraya mı gidecek?
Sarayda oturacak kişi her kimse, belki bizim bir partilimiz seçilecek, belki bir MHP'li seçilecek, belki bir HDP'li seçilecek. Milletle nasıl diyalog kuracak? Meclisin en önemli yanı ne? Milletle iç içe olması, milletin sorunlarına adında vakıf olması, zaten, evet. Milletin vekilisin. Yani nasıl avukatın seni mahkemede temsil ediyorsa, vekil de seni mecliste ve diğer alanlarda temsil ediyor. Şimdi bu temsiliyet yetkisi de ortadan kalkacak. O zaman millet nereye başvuracak? Allah aşkına, o yüzden bizi özellikle şu anda izleyen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha söyleyelim. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselesi değil. Belki yarın milletimiz evet kardeşim bir de bu sistemi deneyelim diyecek. Belki bir Cumhuriyet Halk Partili seçilecek Cumhurbaşkanı. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Getirmek istedikleri sistemde bir Cumhuriyet Halk Partili de Cumhurbaşkanı olsa biz bunu da istemiyoruz. Çünkü o zaman ne denge freni, ne denge sistemi, ne denetleme sistemi, hiçbir şey kalmıyor. Tek bir kişinin eline verilen bir yetkiyle astığım astık, kestiğim kestik modeline evet. geçiliyor. Evet. Oysa ki 21. yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği rejim çoğulculuğun, denge ve denetleme sisteminin olduğu bir yöntemdir. Şimdi ben biraz sonra Adalet Bakanı ile mecliste görüşeceğim. Bir konu var, gazeteciler, tutuklu gazetecilerle ilgili bir sorun var. Kendisiyle konuşacağım. Ve Adalet Bakanı bizim bu talebimizi cevaplandıracak. Konuyu anlatacağız kendisine. Bu arada ses de biraz yüksek sanki. Ama yarın bu Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen sistem olduğunda Adalet Bakanı'na bir milletvekilinin ulaşması falan mümkün olmayacak. Zaten Adalet Bakanı meclise gelip meclis sıralarında oturmayacak. Locada oturacak. Yani yukarıda oturacak. Atandığında mecliste yemin etmeyecek. Yani hiç kimseye karşı bir sorumluluğu olmayacak kalmıyor. Adalet Bakanı'nın. Ya bunları nasıl kabul ediyorlar? İşte biz bunu anlamakta güçlük bence çekiyoruz. Bence kendileri Barış, de kabul etmiyorlar. Bir virgül yani. Koyalım. Aha. Sayın Uğur Dündar telefon attığımızda. Sayın Dündar iyi akşamlar. İyi akşamlar Lale Hanım. İyi akşamlar Barış arkadaş. Uğur abi iyi akşamlar. Evet Uğur Bey, hem medya adına hem de meclis adına aslında kara bir gün yaşıyoruz. Çünkü Halk TV ekranlarının dışında CHP'li vekillerin de çabalarıyla oradan canlı görüntülerle biz de paylaşıyoruz onları zaman zaman. Onun dışında genel kurulda bu Türkiye'yi çok ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının geleceğini çok yakından ilgilendiren bu önemli anları hiçbir kanalda göremiyoruz, hiçbir medya organında göremiyoruz. Ne söyleyeceksiniz bu konuda? Sadece üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'de bunca medya kuruluşu var. Sabahtan beri bakıyorum, siz Halk TV, işte ulusal kanal, böyle artık bir elin parmakları kadar bile diyemeyeceğimiz bir iki kanal bu görüşmeleri yayınlıyor. Gerçekten de geleceğimiz, hatta gelecek kuşakları ilgilendiren çok hayati bir konu görüşülüyor. Sabahtan akşama kadar tüm kanalların ne görüşülüyorsa mutlaka yayınlaması gereken, halkın kesinlikle bilgi sahibi olması gereken ve yayın kuruluşlarının da halkın gerçekleri öğrenme hakkı doğrultusunda gündeme gelen bu başkanlık anayasası konusunu öğrenebilmesi açısından bu yayınları yapmaları gerekirdi. Ama bakıyorum ya kış koşullarının ağırlığından ya da işte verseler bile daha çok iktidar partisi mensuplarının konuştukları anlardan kesitler yayınlıyorlar. Aslında bu yayıncılık değil, yayıncılık yoluyla milletin haber alma hakkına ihanettir, sansürdür. Evet, evet. Tarih bunu yazacaktır, unutmayacaktır. Biraz önce sevgili Müjdat Gezen'le konuştum. Hı hı. O da sabahtan beri sürekli olarak Halk TV önümde açık. Reklamlarda bile başka bir kanala geçme gereksinimi duymuyorum. Çünkü o kanallara geçmiş olsam benim aradığım yayınları yapmayacaklarında hiç kuşkum yok. Evet. Bu nedenle Halk TV'ye demirledik kaldık dedi. Gerçekten de ben de biraz önce sosyal medyada bir mesaj paylaştım. Özgür basın böyle anlar için çok gerekli. İyi ki Halk TV var, iyi ki Halk TV özgür. Tabii bu da toplumun desteğiyle oluyor. Toplumun o kitap kampanyalarına evet, evet. gösterdiği büyük teveccühle gerçekleşiyor. Gerçekten bütün Halk TV çalışanlarını yürekten kutluyorum. Ayrıca bugün meclisten adeta
bizim sevgili Levent Kırca'nın canlandırdığı ailemizin tam teçhizatlı kameramanı Cevat Kelle'yi çağrıştırır şekilde Doktor Ali Şeker'in yapmış olduğu yayın da tarihi bir yayındır. Ve bir milletvekilinin gerektiğinde tek kişilik ordu gibi çalışarak toplumun gerçekleri öğrenme hakkına nasıl hizmet edebileceğini gösteren, ileride gazetecilik okullarında, televizyonculuk okullarında ders olarak gösterilecek bir demokrasi örneğidir. Demokratik gayret örneğidir. Ben hepinizi yürekten kutluyorum. Evet, şimdi ne tuhaftır ki az önce verdiğimiz arada ben bu kanallara bir baktım, bu medya sözünü ettiğimiz kanallara. Oturmuşlar bu yeni anayasanın neler getireceğini, neleri kapsadığını konuşuyorlar. Yani bütün bu olanları Meclis Genel Kurulu'nda bu yaşanan bu sıcak gelişmeleri, bu tartışmaları ekranlara taşımak yerine ne olabileceğini, neler kapsayabileceğini tartışıyorlar. Son derece trajikomik bir durum aslında. Lale Hanım, eskiden bizim yaptığımız işin adı yayıncılıktı. Evet. Şimdi bazılarının yaptığı işin adı halktan saklamacılık. Evet, maalesef. Evet. Sayın Dündar, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Evet, evet. Çok hakikaten ilginç anlar yaşanıyor. Çok teşekkür ediyoruz size paylaştığınız görüşleriniz, yorumlarınız için, katkınız için. Sağ olunuz. Rica ederim, kolay gelsin. Sağ olun. Evet Barış. Lale, Türkiye gerçek anlamda bir tehlikeyle karşı karşıya. Herkes şunu bilsin. Bakın geçen gece bizim bütün meslektaşlarımızı ilgilendiren bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Bir televizyon RTÜK'ün 3 tane uyarısına uymazsa komple kapatılıyor. Evet. Niye? Neyi gerekçe gösterecekler? Efendim yayın yasağına uymadın. Herkes şimdi elini vicdanına koysun. Özellikle AKP'ye oy veren tüm yurttaşlarımız. Adana'nın Aladağ ilçesinde bir yurt yangını oldu ve 12 çocuk orada hayatını kaybetti. Mahkeme buraya hemen yayın yasağı koydu. RTÜK de bu yasağı uygulattı. Ben mahkemeye gittim, başka bir mahkemeye gittim ve bu yayın yasağını kaldırttım. Şimdi bu yayın yasağına siz dolayısıyla uymak istemiyorsunuz. Çünkü 12 çocuk hayatını kaybetmiş. Dünyanın her yerinde bu haberdir. İnsan bunu yayınlamazsa gece rahat uyuyamaz. Şimdi diyorlar ki efendim sen bunlara uymadın. Ben senin televizyonunu kökten kapatacağım. Gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, medyada çalışanlar şunu bilsinler. Eğer bu yasa, bu tasarı meclisten ve milletten geçerse gazetecilik yapabilecekleri bitecek. Bir alan da kalmayacak. Tabii. Bakın çok açık söylüyorum. Gazetecilik yapabilmek, Twitter'da bir şey yazabilmek mümkün değil. Ya İçişleri Bakanlığı 10.000'in üstünde yurttaşın tweetlerini incelediğini söylüyor. Şu anda soruşturma altında 150'nin üstünde gazeteci tutuklu. Her gün bizi öğretmenler, memurlar, sendikacılar arıyorlar. KHK ile işten atıldık, bize çözüm bulun diye. Çözüm bulamıyoruz çünkü Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgilenmeyeceğini, ilgi alanında olmadığını söyledi. Keza idare mahkemeleri ve Danıştay bu konuyla ilgilenmiyor, korkuyor. Evet. Yarın bunun bir de kurumsallaştığını düşünün. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, bir CHP'li de olabilir, bir MHP'li de olabilir. Kafasına estiği gibi kanun çıkartacak, kafasına estiği gibi kararname çıkartacak ve yurttaşların gidip kendisini ifade edebileceği, hakkını arayabileceği bir mecra kalmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi görüntüde olan bir meclis olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiçbir yaptırımı olmayacak. Bakanlar dışarıdan atanacak. Bakan atandıktan sonra şimdi mesela sıralarda oturuyor. Şimdi Bekir Bozdağ gelip burada bizim karşımızda oturuyor. Ve biz söz isteyerek Bekir Bozdağ'a istediğimiz soruyu sorabiliyoruz. Hatırlayın çok değil, 15 Temmuz darbesinden sonra Halk TV Silivri cezaevinde yeniden kapatılmıştı. Ve ben orada söz alarak Bekir Bozdağ'la konuştum. Bekir Bozdağ ertesi gün talimat verdi. Halk TV'nin yayınlarının tamamı Silivri cezaevinde açıldı. Artık böyle bir şey olmayacak. Niye? Çünkü bakana sözlü soru sorma yetkisi kaldırılıyor. Yani milletvekili bakana soru soramayacak. Bakana ancak yazılı soru soracakmış da bakan da yazılı soruyu ne zaman cevaplar ya da cevaplar mı onu da Allah bilir. Evet. O yüzden biz hep söylüyoruz, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi değil. Bu bütün milletin meselesidir. Çok basit. Bizi izleyen çok sayıda köylü var. Geçen Burdur'daydım. Hangi kahveye gittiysem mutlaka Halk TV izliyorlar. Burdurlu vatandaşlarımız şunu bilsinler.
Cumhurbaşkanı, yarın X şahıs seçildi. Kalktı, kafasına göre bir kanun hükmünde kararname çıkarttı ve elma ekimini, elma dikimini yasakladı. Dedi ki kardeşim elmaya gerek yok. Biz bunu yurt dışından alacağız. Gidip itiraz edebileceğin bir yer kalmıyor. Gerçekten kalmıyor. Evet, çünkü Anayasa Mahkemesi'ni kalmıyor. Kendisi seçiyor. Yüksek Yargı'yı kendisi seçiyor. HSYK'yı kaldırıp Hakimler Savcılar Kurulu'nu getiriyorlar. Onun tamamını neredeyse Cumhurbaşkanı seçiyor. Böyle bir yerde kim gidip derdini nereye anlatabilecek? Evet. Şimdi stüdyomuza bir konuğumuz daha geldi. Alt TV Genel Müdürü Şaban Sevinç de bizlerle birlikte. Şaban Bey, bizim bugün yaptığımız yayından yola çıkarak medyanın durumunu da konuştuk aslında. Türkiye'nin başına neler gelebilecek noktasında medyanın 3 maymunu, o sözünü ettiğimiz medyanın 3 maymunu oynadığını bugün bir kere daha gördük gözlerimizle. Neler söyleyeceksiniz? Halk TV'nin yayınına ilgi çok büyük gerçekten. Evet, çok büyük. Sağ olsun izleyicilerimiz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir ilgiyle izlendiğimizi bugün fark ettik geri dönüşlerden. Ama hakikaten çok çok üzücü. Evet. Gerçekten Türk basını için hem Türkiye için çok tarihi bir gün yaşıyoruz. İşte Cumhuriyet'in temel değerleriyle oynanıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, parlamenter sistem devriliyor diyelim. Aslında fiilen parlamenter sistem devriliyor ve tek adam rejimi getirilmek isteniyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bu başlı başına bir Türkiye için çok çok önemli, yaşamsal bir konu. Ama Türkiye böylesine önemli bir günde gazetecilik açısından, Türk gazeteciliği açısından en utanç verici de günü yaşadık aynı zamanda. Ya biz Halk TV olarak bugünkü izlenirliğimizden çok memnunuz, çok mutluyuz. Ama ben bir gazeteci olarak, Türk gazeteci olarak Türk medyasının, Türk gazeteciliğinin içine düştüğü durum adına hakikaten utanç duyuyorum. Yani sabah öğleden itibaren, öğle saat 13'ten itibaren meclisin o Dikmen kapısında biliyorsun çok yoğun bir kalabalık oldu. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Atatürk Düşünce Derneği mensupları, Ankara Barosu ve onlarca STK orada işte bu anayasa değişikliğini protesto etmek için toplandılar. Polis çok sert müdahale etti. İşte biber gazları falan, bazı milletvekilleri hatta etkilendi biber gazlarından. Bunu Halk TV'nin özel haberi gibi yayınladık. Yani evet. Düşünün bugün Halk TV'nin özel haberiydi meclisteki. Halbuki Ankara'nın göbeği. Binlerce kişinin katıldığı eylemi biz özel haber olarak yayınladık. Yani bu gerçekten bizim için, yani Halk TV için bir gurur vesilesi. Yani hakikaten çok keyifli bir yayın yaptık. Evet. Yani gazeteci, televizyonculuk açısından. Ama dediğim gibi Türk medyası açısından utanç verici bir gün. Neden yayınlayamadılar? Neden yayınlayamadıklarını maalesef çok iyi biliyoruz. İşte medyanın bir kısmı malum, işte amiral gemisinin bağlı olduğu grup, Doğan grubu diyelim, adını da koyalım. Hani sakıncası yok. Evet. Ben eminim Sayın Aydın Doğan da, Aydın Doğan'ın medyasını yöneten işte isimler de oradaki bugün yaşanan işte meclisteki tartışmaları yayınlamak için can atıyorlardı. Yani korkmasalar, evet, üzerlerinde bir baskı olmasa, bir nevi rehine olmasalar, AKP iktidarının elinde rehine olmasalar, bunu içim acıyarak söylüyorum. Ben de yani Hürriyet'in eski bir hani çalışanıyım. Bizden çok daha iyi yayın yaparlardı. Çünkü ellerindeki teknik imkanlar, hani mali imkanlar, personel imkanları tabii, çok daha geniş, çok daha üstünde, çok daha önemli. Ya bizi çok daha yani yarıda bırakan bir biz yayın yaparlar teknik imkanlarıyla. Ama neden yapamadılar? Evet. Yapmak isteyip de neden yapamadılar? İktidar baskısı, iktidar korkusu. Ben eminim bugün bütün medya merkezlerinde özellikle öğle saatlerinden itibaren Halk TV izlendi. Evet. Adım evet. gibi biliyorum, adımız gibi biliyoruz. Evet. Evet. Çünkü her gazeteci, her gazetecinin yüreği önce şeyde Ankara'da mecliste atar. Hani hele ki böyle önemli günlerde. Evet. Ya mümkün mü mecliste böylesine önemli tartışmalar yaşanacak da gazeteler ve televizyonlar onu yayınlayamayacak. Şaban, bugün yani yürekleri orada ama iktidar korkusundan maalesef yayınlayamıyorlar. Şaban, ne oluyor? AKP sözcüleri çıkınca bakın şimdi Barış affedersin. Evet. Şimdi mesela Adalet Bakanı konuşuyor, Bekir Bozdağ konuşuyor. Bütün kanallar canlı yayına geçti. Bütün kanallar canlı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Deniz Baykal konuşurken sadece biz yayındaydık. Sonra başka bazı kanallarda lütfen bir zahmet geçtiler. Ama gündüzki o genel kuruldaki tartışmaları
Hiçbirisi maalesef veremedi. Hayır, şöyle bir tablo var. Belki arkadaşlarımız onu rejiden bulurlar. Bizim 133 milletvekilinin neredeyse 70'i 80'i canlı yayın yaptı televizyondan periskoplara. Evet. Periskoptan, evet. Facebook'tan, Twitter'dan, Allah aşkına milletvekilinin işi midir yayın yapmak? Bugün o görüntülerde vardır. Belki yayınladınız. Ben de çektim. Medyadaki arkadaşlarımıza da yolladım. Çok teşekkür ederiz. Senin de çok büyük katkın oldu. Hayır, şundan dolayı. Mesela şu, evet benim çektiğim görüntüler bunlarda. Evet, evet. Bu Ali Şeker. Ali Şeker'le Onur Saladı Güzel. Yanında da Bülent Bektaşoğlu var. Bülent abi var. Sabahleyin erken saatlerde meclis açılır açılmaz gittik 3G kurduk. Allah aşkına, yani sanki savaş koşullarındayız. Evet. Büyük bir sansür. Nur Hayat orada, Eren Erdem şu anda Periskop'tan yayın yapıyor. Muharrem İnce ile bütün milletvekilleriyle konuştu. En az 133 milletvekilimizin 70'i 75'i Periskop'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan canlı yayın yaptı. Sosyal medya. Ve AKP'lilere şunu söyledik. Orada şunu sorduk. Ya bu tablodan hiç utanmıyor musunuz? Milletten anayasayı kaçırıyorsunuz. Milletten. Evet, evet. Niye TBMM TV'yi açmıyorsun? Madem kendine bu kadar güveniyorsun kardeşim. Madem taslağına bu kadar güveniyorsun. Madem Türkiye'ye çağ atlatacak bir anayasa getirdiğinden bahsediyorsun. TBMM TV niye kapalı? Neden gümbür gümbür yayınlamıyorsun değil mi? Açın. Madem Türkiye'ye müthiş bir reçete sunuyorsun başkanlık getirerek. Herkes Türkiye'nin bilsin. Bütün sorunlarını çözeceksin. O zaman gümbür gümbür şey yap, yayınla. Bütün herkes kanallar bilsin, yayınlasın. Ne herkes bilsin. Bak, bugün ne çıktı biliyor musun aslında Sayın Baykal konuşurken? Maddelerden bahsediyor. Birkaç AKP'li laf attı. Sayın Baykal onları çürüten tezi ortaya koydu. Ve şunu söyledi. Ya siz dedi, bu anayasa taslağını okumamışsınız dedi. Bakın Sayın Baykal AKP'lilere işte sizin de verdiğiniz yayında arkadaşlar siz bunu okumamışsınız, incelememişsiniz dedi. AKP milletvekillerinin bir kısmı ne konuşulduğunu, neyi oylayacaklarını dahi bilmiyorlar. Yayına mı söyleyeceksiniz? Evet, bir dönelim. Evet. AKP'li Mustafa Elitaş'la Levent Gök, CHP'li Levent Gök arasında bir polemik yaşanıyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi İsmet Paşa'nın şu şiarını benimsemiştir. Bir ülkede namuslular en az namussuzlardan daha cesaretli olacaktır. Biz bu şiarı benimsedik. O yüzden namusumuzla siyaset yapıyoruz. Ya 2 Nisan'da milletin, iktidar olacağız. Milletin verdiği yetkiyle iktidar olabiliriz, muhalefet olabiliriz. Ama her şey alnımızın akıyla olacak. Ben bugün beklerdim ki Sayın Elitaş'tan ve özellikle Adalet Bakanı'ndan Cuma günü burada kullanılan sahte pusularla ilgili bir şeyler söylesinler. Sahtecinin arkasına sığmadan siyaset yapsınlar. Evet, bizim ediyoruz. Sayın Başkan, bizim alnımız ak, yüzümüz de ak. Millet ne yetkiyi veriyorsa onu namusumuzla yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Sözde kararda millettedir. Millet ne derse o. Sayın Bozdağ, yerinizde söz istediniz. Buyurun. Evet. Millet ne derse olur diyorsun ama milletten kaçırıyorsun ne konuşulduğunu. Çünkü Halk TV getirdiği teklife insan güvenemiyor. Getirdiği teklifin teklifi milletin anlaması halinde. Oy vermeyeceğini düşünüyor. Evet, milletin referandumda o teklifi gömeceğini düşünüyorlar. Ondan korkuyorlar. O nedenle zaten haber kanallarına baskı yapıyorlar. Yayınlatmıyorlar meclis çalışmalarını. Özellikle muhalefetin itirazlarını yayınlatmıyorlar ki millet duymasın. Çünkü millet duyarsa reddeder. Şaban, zaten önemli bir şey noktaya dikkat çektin. Niye bunu, bugün Sayın Baykal dedi ya, niye bunu kardeşim kaçırıyorsunuz? AKP bir anket yaptırmış. Anket şunu gösteriyor. Anayasa taslağı ne kadar çok konuşulur ve tartışılırsa taslağa olan destek o kadar azalmaya başlıyor. Düşmeye başlıyor. Onun için apar topar bir şekilde selin önünden kütük kapar gibi hemen geçirelim ki ahali bunu çok tartışmadan, içinde ne olduğunu bilmeden, ya bu AKP hani yapıyorsa iyi bir şeydir kendi tabanlarına, o mesajı vererek hemen geçirtmek istiyorlar. Çünkü şunun farkındalar. Bir, kışın bu referandumu yaptırtmak istiyorlar. Çünkü HDP tabanının önemli bir kısmı, %95.6'sı HDP tabanının neredeyse tamamı Doğu ve Güneydoğu'da buna hayır diyor. Kış aylarında oy kullanma oranını düşürerek evetleri yüksek tutmak istiyorlar. O yüzden gece 2'lere 3'lere kadar şimdi bu tartışmalar devam edecek ve ayın 24'üne kadar bitirip hemen referanduma geçmek istiyorlar. Ama tabii geçer mi geçmez mi bilmiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 17-18 milletvekilinin buna hayır diyeceği söyleniyor. En az 27 olması lazım tabii. Şu an itibariyle 18 kesin diyorlar. Onun daha da işte 25'leri bulacağı MHP'liler zaten... Şaban, arkada oturuyorlar. Onlarla da sohbet ediyoruz. Az önce Fatih de söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerinin
Muhalif olanlarının sayısı bence biraz daha artıyor her geçen yıl. Buradan bizim yurttaşlarımıza da bir kez daha söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı çok net. 133 milletvekili, 133'te buna hayır diyor. Siz bakmayın AKP'li Mustafa Ali Taşın efendim CHP'den de 20 kişi evet verecekmiş falan deyip kafa bulandırmaya çalışmasına. Burada kilit parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleridir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri tarihsel bir misyon üstlendiler. Ya Cumhuriyet'i yok edecek bir anayasaya evet diyecekler ya da Cumhuriyet'in demokratik parlamenter sistemle devam etmesi için hayır diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ine sahip çıkacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı açık zaten. Engin evet, bir genel kurula dönelim. Bu kez grup başkan vekili, CHP grup başkan vekili Engin Altay konuşuyor. Bir ülkede devlet partisi inşa edilirse, aha burada söylüyorum, o ülkede üzülerek söylüyorum, önce kaos çıkar, sonra iç savaş çıkar. Evet. Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri, sayın Altay, sayın milletvekilleri. Bu parlamento kaosu da, iç savaşı da, bütün darbeleri de bertaraf edebilecek güçte ve yetenektedir. Evelallah. Şimdi, evet. Şimdi düşünün kendiniz, milletin bir kısmı kendisinin tamamen yok sayıldığını düşünürse ne yapacak? Doğal olarak demokratik reflekslerini ortaya koyacak. Evet. O Türkiye için ciddi bir kaos işaretidir. Oysa ki şimdi mecliste HDP var, Milliyetçi Hareket Partisi var, Cumhuriyet Halk Partisi var, AKP var. Türkiye'nin tamamını, %95'ini, 96'sını kapsayan bir temsiliyet var. Ama o zaman böyle bir şey olmayacak. Tek bir kişinin düşüncesi bütün devlete ve bütün millete hakim olacak. E peki kardeşim ben kendimi nerede temsil edeceğim? Meclis yok. Sokakta. Anayasa Mahkemesi yok. Danıştay yok. İdare Mahkemesi yok. Yargıtay zaten partinin bir kolu haline getirilmiş. Kim seçilirse seçilsin o noktaya gelecek. E bunun sonu kaostur. Şimdi bir sıkıntın olduğunda ne diyorsun? Mahkemeye gidelim diyorsun. E mahkemeye gittin. Bir AKP'li ile ya da bir AKP'li bir CHP'li ile mahkemelik oldu. CHP'li bir cumhurbaşkanının olduğunu düşünün. E CHP'li cumhurbaşkanı bu anayasanın kendisine verdiği yetkiyle her tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın yargıçla, hakimle, savcıyla doldurdu. Evet. AKP'li yurttaş o hakime, o savcıya nasıl güvenecek? Allah aşkına nasıl güvenecek Şaban? Böyle bir şey olur mu? Şimdi aslında vekiller de aynı. Herkes açısından. Şu anda bile bir çok büyük bir güven sorunu var yargıya. Yani ona geçtikten sonra, o yeni düzene geçtikten sonra yani tamamen. Yargı falan zaten hiçbir şeyi kalmayacak. Tamamen o güven yok olacak. Şimdi şöyle diyor. Diyor ki efendim Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin %90'ını seçer, 80'ini ya da. 15'ten 12'sini. E 3'ü kalıyor, onun da diyor ikisini parlamento seçer. E parlamento zaten çoğunluk partisinin, çoğunluk partisinin zaten olacağı için iki kişi de oradan geldi. Bir kişiyi de güya muhalefet seçecek. Ya Anayasa Mahkemesi'nde bir kişi olsa ne olur, olmasa ne olur? Her şeye hayır dese ne olur? Muhalefet şerri yazar. Her şeye muhalefet şerri yazar. Onun için... Şimdi peki ne olacak? Kardeşim peki bu Cumhurbaşkanı bir suç işlerse ne olacak? Efendim gidin diyor 400 milletvekilini bulun getirin. Ya 400 milletvekilini hangi parti bulup Cumhurbaşkanını yargılayabilir? Zaten çoğunluk o kişinin partisinde olacak ve Cumhurbaşkanı böylece hiçbir koşulda yargılanamayan bir konuma oturacak. Hangi suçu işlerse işlesin. Bir nevi Kuzey Kore lideri gibi bir ya tabii ki Kuzey şey Kore getiriliyor. Yani bir diktatörlüğün, diktatöryal getiriyor. Şaban inceledik dünyada. Bu kadar kötü uygulanan bir yöntemi yok. Bütün dertleri şu aslında. Yargılanamayacakları bir düzen kurmak istiyorlar. Hakimi, savcıyı kendimiz seçelim, atayalım. Bir daha 17-25 Aralık gibi, 7 Şubat MİT krizi gibi bir kriz olmasın. Ve biz iktidarda kaldığımız sürece bizim hakkımızda hiç kimse bir soruşturma açamasın. Hiçbir şekilde yargılanamayalım. Hiç kimse bize dokunamasın. E senin suç işleme özgürlüğün mü var? Evet. Kendilerine suç işleme özgürlüğü veriyorlar aslında. Yaratmak istiyorlar ama şunu bilsinler. Gelen tüm anketler istediklerini yapamayacaklarını ortaya koyuyor. Belki bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrıyla ya da oradan alacakları destekle 330'u bulabilirler. Bilmiyorum, henüz 20 gün var. O konuda da bir yani teknik... Bir teknik bilgi vereyim. Sabahtan beri telefonlar geliyor. Vaktimiz varsa. Var. Şimdi bugün... Biraz sonra Sayın Baykal bir konuşma daha yapacak.
kişiler adına bir konuşma daha yapacak. Sayın Genel Başkanımız da Sayın Baykal'ın bu konuda konuşmasını istemişti. Ardından birinci madde konuşulacak. Birinci maddenin üzerine biz önerge vereceğiz. Ve diyeceğiz ki kardeşim sizin getirdiğiniz bu teklif anayasaya aykırıdır. Bunu çekin. Biz bu önergeyi verdiğimizde meclis iç tüzüğüne göre bizim madde üzerinde konuşma hakkımız doğuyor. Ve bu maddelerin üzerinde konuşacağız. Ne olacak? Birinci madde oylanacak. Gece sanırım 1'de 2'de oylanacak. Sonra ikinci maddeye geçilecek. Ve tüm bu görüşmeler yaklaşık 20 gün sürecek. Bu ne demektir? Yurttaşlarımızın en azından bir 20 günü daha var. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerini ikna etmek için hem de bu konuda eşine, dostuna, komşusuna bu tasarının hangi felaketleri getirebileceğini anlatması için. AKP'nin takvimine göre görüşmeler 24 Ocak gecesi bitecek. Belki sonrasında da bitebilir. Belki birkaç gün önce de bitebilir ama 20'sinden önce bitmeyecek gibi görünüyor. Yurttaşlarımız bu konuyla olan ilgilerini kaybetmesinler. Özellikle Halk TV burada gerçekten insanüstü bir çaba gösteriyor. Sağ olsun bizim milletvekillerimizin de verdiği destekle, katkıyla fotoğraf geliyor, video geliyor, canlı bağlantılar oluyor. Çünkü meclisten bizim arkadaşlarımız çekim yapamıyor malum. İçeri giremiyor tabii genel kurula. Sağ olsun işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin burada yurttaşlarımız şunu bilsinler. Kardeşim bu getirilmek istenen düzende mahkeme diye bir şey kalmıyor. Kendi hakkını arayabileceğin bir mekanizma kalmıyor. Bütün bir devlet ve bütün bir millet adı ne olursa olsun, kim olursa olsun tek bir kişinin aklına teslim ediliyor. Ben şuna inanıyorum. Yani bunu hani son söz olarak söylemek istiyorum Lale. Türk medyası, televizyonları, gazeteleri korkmadan özgürce istedikleri gibi şu olayı, şu mecliste görüşülmekte olan tartışmaları haber yapabilseler, yayınlayabilseler kesinlikle meclisten de geçmez. Milletvekilleri de ya biz ne yapıyoruz diye kendilerine gelirler. Kamuoyundan da zaten kamuoyuna zaten gitmez. Gitse bile kamuoyunda da müthiş bir tokat yer bu anayasa, bu şey yani referandum, bu başkanlık teklifi. Sorun medyanın tavrı. Korkarak işte sindirilerek görevini yapmaktan uzak kalması. Ya Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu kriz medyanın görevini yapamaması krizidir. Şaban, medya görevini adam gibi yapabilse, gerektiği gibi yapabilse, yani özel bir hani maharet de gerekmiyor, gerektiği gibi yapabilse bu anayasa teklifi mecliste gömülür gider. Lale bir şey daha söyleyeyim, reklama mı gireceksin? Şimdi Milliyetçi Hareket Partililerle konuşuyoruz. Kendi tabanlarına da bunu anlatıyorlar. O yüzden bizim yurttaşlarımız da bilsinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı milletvekillerine diyoruz ki ya kardeşim niye buna evet veriyorsunuz? Gelen felaketi görmüyor musunuz? Allah aşkına yani okumadınız mı? 20 gündür bu mesele Anayasa Komisyonu'nda tartışılıyor. Bize dedikleri şu, kendi tabanlarına da onu diyorlar. Efendim biz bunu yapmasak HDP ile yapacaklardı, HDP ile geçireceklerdi. Ya bırakın o zaman HDP ile yapsalardı, bakalım geçiyor mu referandumdan? AKP ile HDP'nin sandığa getireceği bir tasarı, bir başkanlık, altında federasyon yatan bir sistem geçebilir miydi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanına da buradan seslenelim. %65'in üzerinde anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının hayır vereceği çok ortaya rahatsız, çıkıyor. Evet. Çok rahatsız. Evet. Çünkü Şaban Milliyetçi Hareket Partisi diye bir parti kalmıyor. Tamam. Devlet Bahçeli... Tabii canım doğal sonuç. Bu tasarı geçerse Devlet Bahçeli daraltılmış bölge seçim sistemiyle Osmaniye'den milletvekili bile olamıyor. Ya şey işte yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da yaşanan tablo. İstanbul'da ne oluyor? AKP ile CHP adayları yarışıyor büyük belediye başkanlığı için. Ankara'da da yine keza CHP ile AKP adayları yarışıyor. MHP ne oluyor? MHP arada tost oluyor. Evet. Ya kazanma şansı yok MHP adayının diye. MHP seçmeninin işte bir kısmı CHP adayına bir kısmı AKP adayına oy veriyor. Hem İstanbul'da öyle oluyor hem Ankara'da öyle oluyor. Hatta İzmir'de öyle oluyor değil mi? Ya doğal olarak başkanlık seçimine geçildiğinde de öyle olacak. Bir AKP adayı olacak, bir CHP adayı olacak. MHP adayı doğal olarak hani iddiası olduğu için seçmenin temsil ediyor. MHP böylece devreden oluyor. Düşecek. Milliyetçi olacak. Hareket Partisi'nin tabanı, evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tasfiye edilecek doğal sonuç. Çok rahatsız. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri o yüzden artık renklerini açıkça belli ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çünkü anketler de geliyor. Bu tasarıyla birlikte bir kez daha son kez söyleyelim. Biz
kişiler üzerinden tartışmıyoruz. Getirilmek istenen bu sistem diktatörlüğü, otoriterizmi, totaliterizmi, en sert yöntemleri anayasal bir kılıf haline sokmak istiyor ve bu kişiler hiçbir suçtan yargılanmak istemiyorlar. Artı geçmişte işledikleri suçların da yargılanamayacağı bir düzeni oluşturma peşindeler. Bu meselenin aslında özeti budur. Devlet yani. Bahçeli'nin de bu yönde açıklamaları var zaten. Başkanlık sistemiyle diyor rüşvet ve hırsızlık düzenini yapmak istiyorsunuz. Hem aklamak istiyorsunuz geçmişte yaptıklarınızı hem de bundan sonra yapacaklarınızı kurumsallaştırmak istiyorsunuz hırsızlık düzenini diyor Devlet Bahçeli. Ne zaman diyor? Dün diyor. Bugün de işte Sayın Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı başkan yapmak istiyor aynı Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna bir şeyi açıklama zorunluluğu var. Ne oldu da fikrini değiştirdi Devlet Bahçeli? Abi ben gerçekten çok merak ediyorum. Ne oldu yani da? Çok kulislerde değişik şeyler var. Yani efendim yok bunlar HDP ile yapacakmış. Bırakın yapsın. Bakın AKP Öcalan'la görüşmeye başladı. Habur rezaleti oldu. Oyları %30'lara kadar, 28'lere kadar düştü. Bıraksaydınız o zaman HDP ile bu başkanlık tasarısını milletin önüne getirselerdi bakalım geçiyor mu geçmiyor mu? Evet. Sen şimdi AKP'nin HDP ile yapamadığını kendin yaptırıyorsun. Cumhurbaşkanına idari bölge kurma yetkisi veriyorsun. Bu ne demektir? Federasyon kurma yetkisi veriyorsun Cumhurbaşkanına. Ki HDP'nin son derece karşısında akıl alır gibi şey. Değil. Evet. Şimdi gazeteci arkadaşlar da bana mesaj atıp duruyorlar. Ya siz sonra konuşun biz işte şeyi meclisi dinleyelim diye. Tamam Mustafa Şentop. Metin Işık, Günseli Önal. Başkaları da var. Mesaj atıyorlar. Evet. Hiçbir yerde görüntüler olmadığı için. Bir dönelim o zaman Genel Kurul'a. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop şimdi kürsüde konuşuyor. Çok açık.